Merhaba, herkese merhaba. Yine bugün bir konuğum var. Aslında ben galiba artık şöyle olmaya başladım. Benim evime insanlar geldiğinde ben ya burada çekim yapıyor oluyorum ya bilgisayarın başında oluyorum. Ve sonra dolayısıyla da Özlem diyor ki işte hani ne yapıyorsun böyle buluşalım falan. Ben hep ya çekimdeyim ya vesaire. Eve geldiği zaman da işte böyle hani insanlar hep bir saniye ben bir şuna cevap vereceğim. Bir saniye şunu çekmem lazım falan diyor. Sonra dedim ki en iyisi ben bunu videolarımı alayım araya. Onlar da Araya sıkılmaz. kaymasın. Onlar da sıkılmaz. Benim için de güzel bir renk olur. Şimdi Benim arkadaşım bugün ne göstereceksin? Çok merak ediyorum. Özlem'i bu arada ilk kez görenler. Özlem benim en yakın arkadaşım. Canım benim. Kendisi bir moda fotoğrafçısı ama aynı zamanda o da bir makyaj sever. Fakat Kesinlikle. çok seviyor ama genelde ruj seviyor çok en çok. Bugün de sürdüm. Hemen Sebişkom bir tane verdi. Hemen sürdüm. O yüzden şimdi onunla beraber 2 haftadan fazladır açılmadan yine böyle duran Mac alışverişi videosunu çekelim istedim. Hazır mısın? Çok hazırım. Bakalım ne var Çok içinde. Yani merakla aynen bir hazırım. kızlar yani bir kız çantayı nasıl Ben kuracaklar öyle. sana Özlem tek de tek merak seçip olduğu vereyim için. mi? Ha, sen Mesela bu aç. neymiş? Mesela beraber açalım bunu da. Royal rengi. Rujun bir Mac'in ruju. Bu arada ben Bakalım. yine rengarenk ve kaşlarımla buradayım. Aslında şu an ben yokum. Kaşlarım burada. Sizinle konuşan o. Burada. O çok efsaneymiş. Ay keşke Da onu sürseydik. da. Renk duruyor deyince Çok Özlem güzelmiş o. Evet, kırmızı ve renkli hastası. rujun Hastası. Ve ben hastası. direkt bunu, baksana onu gördükten sonra bunu direkt kapattım zaten. Hemen açayım sana. Bir de böyle bir rengimiz var ama Çil o. bence yani Çil. O benim çok sevdiğim. elbette Kiremit ki rengi öpüyorum. kırmızısı. Bunu yine bir arkadaşıma kaptırdıktan sonra yenisini alamamıştım. En sevdiğim kiremit renklerinden. Mor çok güzel. MAC'ten mutlaka alman, yani eğer sıcak kırmızı seviyorsanız mutlaka almanız gereken bir ruj. Yalnız Özlem çekmedi arka. Mor çok güzel Kendini mor. kaybetti. Tamam. Bu bir morumsu Senin şu an mavi acayip gibi. yakışırdı üstüne. Evet. Bunu Çok. isterseniz videonun sonunda ben yani Özlem bence sen sür bu renk sana çok yakışır beyaz olduğun için. Videonun sonunda Süreriz. Özlem sürsün. Ben de size Tamam. göstereyim. Çok güzelmiş. Bu rengi yani alın demeyeceğim. Sadece hangileri mutlaka almanız gereken renk ürünler onlardan bahsedeceğim. Şöyle bir şey çıktı. Ha, şu an mesela kaşımdaki MAC'in Lingering kalemi. Şöyle. Kaş kalemi. Bunu ben çok fazla tüketiyorum. MAC'in kaş kalemleri bir harika. Sebebi ise asansörlü ve ince. Fakat diğer kaş kalemleri yine çok yoğun pudralı olduğu için sürülmesi biraz zor oluyor. Sert bastırmak gerekiyor. MAC'in kalemleri çok yumuşak olduğu için kolay sürülüyor. Bu şu anda Özlem burada bir kendini ettiğini Evet. görüyor. Şu an ben burada Sen yokum. bundan almıştın. Sen Evet hatırladın mı? evet Bu almıştım. rengini mi almıştık? Galiba. Galiba o rengiydi. O gerçekten şu an burada yok. Ama şu çok güzelmiş bu arada. Bunun da rengine gittim. Bu da şöyle Sherry'nin bir tık daha Çok turun güzel o da. yani Turuncumsu. Şey ne dedim? nar Nar çiçeği. çiçeği. Heh, Tam nar nar çiçeği. çiçeği rengi Bulduk nar kalemi. çiçeği. Bir tane daha kalem çıktı. Gene. Brick Bilmiyorum. miydi o acaba? Evet galiba bu. Evet. Kiremit değil mi? Gösterdiğin Evet, Brick kiremitin. rengi. Bu da yine o kiremit rengi Sherry ile Sherry miydi Evet. adı? Şu. Çili ile Çili. uyuyacak olan çok güzel bir Çok. kırmızı dudak kalemi. Tek başlarına da bu dudak kalemlerini mat ruj istiyorsanız kullanabilirsiniz. Biraz fazla kuruyor ama tek başına Bu da kullandığında. güzel bir fondöten sanıyorum. Bu Stüdyo. işte sen de aslında yine bunu uygulayabiliriz. Belki sevebilirsin özdoşum. Açık tenliler için mi? Sebebi şu. Yani yok açık tenli gibi değil de şimdi senin de cildinde çok fazla renk eşitsizlikleri yok ve sen de böyle ince ürünler kullanmayı Evet seviyorsun. hiç kalın sevmiyorum ya. Böyle Bu yapışmayacak ya. Böyle incecik böyle normal bir dokunduğunda böyle yüzüm elime gelecek. Öbür türlü kalıp gibi o ne ya? MAC'in birazcık yani herkes senin kadar şanslı değil. O yüzden insanların işte cildinde bazı problemler olabiliyor. Olabilir Dolayısıyla tabii ki değil mi? kapatıcı. Tabii Benim gibi doğru. mesela lekeleri olanlar falan tabak haline Olabilir. sürebiliyor. Şanslı ama Özlem. Bir gözaltı kapatıcısı da çıkabiliyor.
Bu Studio Water Rate şeyin çok Mac'in yeni fondöteni. Çok ince bir fondöten. Su gibi neredeyse. Biraz çalkaları kullanıyorsunuz. Mineral serisine biraz alternatif olabilir. Hmm. Ama böyle mineral kadar hani ha, parlak bitişli değil. Damla gibi böyle. Damlalık evet. Bir ucu var. Ve incecik yani baksana. Evet evet bak daha tamamış. Gördün mü ne kadar şeffaf. Of yok harika. Gibi. Bunu sürerim ben. Bunu bugün. Sadece böyle cildinize eşitim su gibi anında emildi cildin tarafından. Dediğim gibi damlalığı var. İçine böyle çekip alabilirsiniz. 30 faktör koruması var. Ama o mineral ürünleri kadar parlak değil. Daha böyle yarı mat bitişli diyebilirim buna. Bu da ilgimi çeken ürünlerden biri. Ben seviyorum öyle aydınlık yapan. Yine mutlaka almanız gereken, yani mutlaka önerdiğim ürünlerden Mac'in pudrası. Soft and Gentle Mineralized Skin Finish. Hı hı. Sana verdiğim için ben bir tane daha aldım kendime. Hı hı. Çok güzel. Bendekine Özlem'e vermiştim. Ambalajı onun için sevdiğim şeylerden biri. Evet benimki farklı kutusu. Şey komple camdı evet, galiba. Evet komple cam. Bir önceki. Ambalaj değiştirmişler. Bu highlighter yani amaç aydınlık vermek. Hatta hemen üzerimde deneyebilirsiniz. Değil mi? İlk başta renklerde vardı mesela şöyle minicik burnun ucuna koyalım hemen anlaşılsın diye. Ama yan döneceksin çünkü. Dönmez miyim? Evet direkt zaten siz şu anda görüyorsunuz. Bunu ıslatıp kullandığınızda çok daha muhteşem. Yani bütün illüminasyonları ıslatıp kullandığınızda daha mükemmel duruyor. Yine gözüme çarpan bir değişiklik Soft and Gentle'ın şeyinde farklılığı olarak. Ötekinde tamamen renkler harmanlanmış. Yani tek bir renk gibi duruyor. Evet, tek öyleydi, bir vanilya doğru. Rengi gibi duruyor. Aferin kız valla nasıl hatırlıyorsun helal. Mineral şey helal olsun. Ben hiç yani mermer gibi öyle farklı farklı. Biraz evet. Dalgalı dalgalı duruyor. Biraz değişmiş. Studio Fix çıktı. Dananan. Studio Fix Fluid yağlı ciltlerin en sevdiği. Benim de severek kullandığım normal cilt. Normal işte kışın yazın karmaya dönüyor. Kışın daha kuru oluyor vesaire. Sürekli tükettiğim bir fondöten. Mac'in bu fondötenleri maalesef pompasız oluyor. Pompayı siz kendiniz ayrıca alıp satın alıp kullanıyorsunuz. Zaten bir kere aldığınızda sürekli şey kullanabiliyorsunuz. NC20 rengi bu. Bitmişti. Yani bitmek üzere çok az kaldı. Onun için yedek olarak aldım. Çok şık bir. Yağlı ciltler likit fondöten istiyorlarsa çok rahatça kullanabilirler. Hangisi çok o? Güzel böyle değişik böyle. Ruby Woo kızım Ruby. Senin ama, ama ne kadar farklı görünüyor. Benimki hiç o zaman. Hiç kullanılmadığı için şu anda olabilir. Öyle geliyor. Benimki biraz pembe bile görünüyor yani. Bu bayağı. Bildiğiniz yine çok güzel mutlaka dedim. Kırmızı sevenlerin kesinlikle. Alması gereken. Vazgeçilmezim efendim. Aynen. En ünlü rujlarından Ruby Woo. Aynen. Tek vazgeçemediğim yani. Özlemle. Beni yani bununla zaten hani şey yaptın hani. Evet yani bu dedik ve o günden beridir sadece onu kullanıyorum. Sebile tek benim için önerdiği rujlardan biriydi gerçekten. Çok seviyorum ve sık sık da kullanıyorum. Ruby Woo'yu da şöyle hemen hiç görmeyenler için yine göstereyim. Dünyanın en güzel. Aşırı canlı mavi alt tonlu çok güzel hemen bir hemen şimdi dudağımda silip onu sürmek istedim o kadar yani. Gerçekten. Bu da yine bunu ben... Bir gün dışarıda hatta seninleyken Özlem bir yerde kaybettim unutmuşsundur ama çünkü çok uzun zaman oldu. O zamandan beri yerine yenisini koymadım. Vardı Kriolan'dan bir tane şey netliğim bozuldu hemen alıyorum devam. Bordo Burgundy ruju. Bu Burgundy'yi ben çok seviyorum Mac'in Bordo rujunu. Tek başına direkt kullandığınızda harika bir renk veriyor. Bir tane alayım hemen şuradan. Şöyle. Mesela rujun üzerine de tamamen doldurabilirsiniz. Yine rujunuzun altına sürdüğünüzde kalıcılığını artıracak. Tek başına yine muhteşem kapatıcılıkta ve güzellikte bir dudak kalemi. Bu? Bunu da eğer bordo seviyorsanız mutlaka almanızı öneriyorum. 17, bu da çok değişik. Bu da Dark Out. Bu galiba yeni bir kalemdi. Bunu Alev çok önerdiği için aldım. Bu da yine bordo. Birazcık böyle mürdüm. Yani bu kahveye yakın bordo Burgundy. Bu tam bir bordo. Aynen İçinde öyle. Kırmızılık olan değil mi? Çok güzel. Tam bir bordo. Mükemmel. Başka onun bitti mi? Bitmedi değil mi? Bitmedi. Biter mi? Ne almış? Hakikaten. Yani genelde hayır ruj çok var bir de. Kullandıklarımı aldım yerine koydum. Birkaç tane merak ettiğim ürün vardı onları aldım. Fakat of. O kadar gerçekten çok ürün sirkülasyon of. Oluyor ki bende paketler... Şaka değil. Burada gerçekten belki 3 haftadır duruyor bu paketler. Ay bu çok güzel. Siz biliyorsunuz zaten Instagram'da ya da Snapchat'te paylaşmıştım. Bunu çekeyim mi videosunu diye sormuştum.
Bu neydi? Ay, ha, çok güzel. Bu da retro. Güzel. Sürelim. Harika. Yer kalmadı. Şunu da aşağıya sürelim. Bu da benim yine moranj gibi olup tam ama böyle yavru ağzına gerçekten kaçan bir kırmızı ruj istemiştim. Onun için aldığım bir ruj. Çok güzel bir renk. Tekrar koyayım. Ha, bu da bu neydi? Studkiss. Evet, Studkiss. Bu da yine bordo olarak aldığım mat olmayan. Mat değildi bu. Yok, bu da matmış. Mat. Birazcık daha parlak bitişli gibi geldi şu anda bana. Aynen, parlak bitişli bence de. Bazılarını internete bakıp isimlerini yazıp direkt öyle almıştım. Açık bir net söylüyorum hani. Bir yeni ruj alayım bakayım MAC'den birkaç tane ne alayım diye bakıp almıştım. Kinda sexy bu. Kinda bunu çok sexy. Beğenmiştim. Çok mükemmel. En çok kaptırdığım rujlardan bir tanesi. Evet. Yine bunu da bir arkadaşıma kaptırmıştım. Bendeki de çok azalmıştı. Bunu da ben kapayım. Bir sıfırı vardı. Sen ne kapıyorsun? Bir arkadaşıma kaptırmıştım. Bir arkadaş ben oluyorum. Bir arkadaş. Ama çok güzel o. Biliyorum, ben onu araştırmıştım ya. Bakmıştım ona. İnternetten bakmıştım. Almadık. Hiç almadık. Almadık ama internetten bakmıştım sayfasından. Çok güzel. Şöyle gördüğüm en güzel rujlardan. Nüle bir şey. Tekli bir İçi far. İçi düşüyor dikkatli. Bronz rengi MAC'in. Niye aldım? Ben onu çok aramıştım zamanında paletime koymak için. Ya çok aradım derken, hani bir ara kafaya takmıştım bunu. Şu an kameradan netlemeye çalışıyorum yine kendimi. Fakat şeydi, hani bir sürekli bitmişti. Gelecek diyorlardı. Böyle arada hep mağazanın önünden geçerken soruyordum. Sonra bulunca hemen o yüzden aldım. Palet içi bronz far. Şöyle hemen göstereceğim. MAC'in farları gerçekten muhteşem. Böyle bir çok farı, güzelmiş. Bu rengi her zaman. Ve biraz ombre galiba değil mi? Böyle bir ışıltılı. Evet. Böyle bir şey çünkü. Tam böyle bakır rengi gibi. Hmm. Şöyle. Çok güzelmiş. Bunu ıslatarak kullandığınızda da çok daha böyle şey oluyor. Hmm. Güzel oluyor. Nasıl çıkıyor? Bu 7 numara. Hiç çıkarmam. Hmm. 7 numara kirpi zaten yine videolarımda bolca kullanıyorum. Eğer düğün makyajı, gelin makyajı ya da günlük hayatınızda kullanacağınız şey, akşam dışarı çıkarken falan, ben takma kirpik takmak istiyorum ama doğal olsun fakat gerçekten de dikkati gözleme çeksin istiyorum diyorsanız kesinlikle MAC'in 7 numarasını kullanmanızı öneriyorum. Ben bunu çok beğendim. Rengi de çok güzelmiş. Böyle o biraz... da 36 numaradır zaten. Rengi böyle şey tam siyah da değil mi? Böyle kahve evet, gibi. Çok için, güzel. Mesela bu siyah ama evet, o kahve. Kahveli gibi. Evet, kahve kırçılı böyle daha doğal kirpiğe yakın gerçekten yapmışlar. Gerçekten öyle. O da 36 numarası klasik. Yine benim videolarda en çok kullandığım. Şu anda da herhalde 3 tane falan var. Çok güzelmiş. Bozuldukça şey yani en çok kullandığım şeyler kirpikleri tekrar bozulana kadar kullanabiliyorsunuz. MAC'in kirpikleri biraz zor bozuluyor. Yani 7-8 kere o kadar olmasa da 6-7 kere kullanabiliyorum. Yani günlük için 7 numara daha uygun ama bu daha böyle gerçekten akşam dışarı çıkmak için nişan, gelin makyajında falan. Ay, sana da taktık biz. Sana 7 numarayı da bunu da taktık daha şunu önce. Şunu bitireyim bakayım, çok merak ettim. Özlem'de muhteşem durdu. Özellikle beyaz tenlerde gerçekten ay, çok, çok güzel çok duran güzel bir ama. Ruj. Ben de şu anda inanılmaz yakıştırdım kendisine. Kendisine zaten her şeye yakışıyor. Ya zaten. Yeni yerim minnoş oncim. Platin çok saçlı. Güzel ama bakar mısın sana rengi? Sana yeniden platine böyle dönmek acayip istiyorum. Parlak yani. Çok neon bir renk. Çok neon. Yani gerçekten öyleymiş. Yani ne tam yumuşak. Bir retro havası hakikaten var. Ay çok güzel. Özlüşüm. Ama şu moru da bir deneyeceğim. Şu evet bunu da bir dene. Ay senin bugün üzerindeki seni sürmen lazım şu an ya. Pembeyi silelim hemen moru sürelim. Bence sana çok daha fazla. Hayır yakıştı. Sana da sürelim ne olur. Pembellikten değil yani. Özlem yok yok sana çok, daha sana yakın. Çok güzel olur. Hayır çok güzel olur. Şey ya. Yapıyorum. Tembellikten değil gerçekten. Sana da onu sürelim. Çok güzel. Tamam ikimiz de sürelim evet, o zaman. Evet ne olur. İkimiz, aynen ikimiz. Yani onu uyarabileceğini düşündüğüm kalem. Şununla mesela bir Portofino muydu bu? Yakalım. Ay L'Oreal'i onu sürelim. Ay ay. Ben bu aralar çok papağan gibi şey ürünlerin hepsini deneye deneye bu sefer bu eyeliner'ın rengi nasıl? Ama çok güzel şeyler seçmişsin arkadaşım. Bayıldım hepsine vallahi çok güzeller. Senin MAC'ten en çok sevdiğin ve mutlaka olsun dediğin Ruby Woo Rouge yani. Kırmızıyı gerçekten alın. tek geçiyorum. Mineral yani. Skin Finish Soft and Gentle. Aa şey şu da çok güzel. Ya ben hepsinin adını bilmiyorum ama şuna da bayıldım. Yani, Waterweight, Studio Waterweight yeni mükemmel, zaten. Mükemmel gerçekten. Ya yani bunu alırım zaten. Bu zaten kesin. Senin o da favorim. Çok favorilerimden biri kesinlikle. Kirpikleri çok seviyorum. Ben çok kullanamıyorum, beceremiyorum. Ama kirpik çok güzel. Kirpikleri de çok güzel. Özlem zaten böyle kendisi bol maskara kullandığında çok evet, daha güzel oluyor. Kendim yani. Kıvırıyorum yani şeyle.
maskarayla. Rujlarda da şu moru işte şu an sürdüğümüze bayıldım. Özellikle gece falan mükemmel olur. Ruby Woo favorim. Bir de şu nar çiçeği olan vardı ya. Aşırı başarılı yani. Çok güzel rengi. Geri kalan hepsi zaten çok güzel de. Hani benim şu an favorilerim bunlar. Onların içerisine ben de bronzu ekliyorum. Yine bu şeyi burgundy'ye ekliyorum mutlaka. Bordo seviyorsanız kalem olarak alın diye. Lingering benim kaşlarımdaki. Ama birazcık daha koyu renk olarak kalemi önerebilirim. Ama kalem bakayım. Bir ayda düzenli kullanırsanız eğer bitiyor. Çabuk biten bir kalem, onu söylemeliyim. Hemen bakalım, başka da test edelim. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Söylemek istediğim seni çok sevdiğim. Başka hiçbir şey yok. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Mor mor öpeceğim seni. Kaçacak bir şey yok. Ondan kaçamayacaksın. Şunlara bir dediğini bakayım. Özden'in konuk olduğu. Gerçekten konuk böyle misal şey gibi. Konu mankeni oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi İzlediğiniz için bize çok teşekkür ederim en kısa zamanda. Ya. Bakayım, ama kendimi de dağıttım, seni de dağıttım. Onun ya çok pislik. Doyamıyordum arkadaşım. Her yaptığınız çıkıyor yalnız. Evet, bir sürü öpücük oldu mor mor. Çok teşekkür ederiz. Abone aşkım ol. Ben niye teşekkür ederim? Hepinize teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Umarım seversiniz. Bay bay. Bay bay.